garip hüzünler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme, bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben? Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi. Ülkem, memleketim, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir, bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim, memleketim benim, memleketlim. Güzel veremezsem seni, çoluk çocuğuma lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni, inan bana. Ülkem benim, memleketim benim, canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketlim, memleketim, benim memleketlim. Derzecer, bu diyar bir baştan bir başa kahramanların, yiğitlerin, destan yazan isimsiz kahramanların diyarıdır dersek doğru demiş oluruz. Yaşadığımız Çukurova ve onu çevreleyen Toros Dağları, evet bu coğrafyada zaman içerisinde çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Ancak Mayıs ayına geldiğimizde Çukurova tarihinde, hatta Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir olay var ki, bu olayın tarihi hikayesi hepimizi ilgilendiriyor. Bahsettiğim bu olay 25 Mayıs 1920 tarihinde Pozantı'dan ayrılan Fransız taburunun Karboğazı'nda teslim alınmasıdır. 44 gülekli, yiğit, köylü insanı, Kuvayi Milliyeci, bir taburdan çok daha fazla olan Fransız güçlerini derin bir vadide Yılan Ovası'nda kıstırdı.
çalışmaya girdi ve sonra onları teslim aldı. 44 kişinin teslim aldığı Fransız taburunun teslim olma hikayesi adeta işgal yönetiminin belinin kırılması, Çukurova'daki işgalin de sona ermesi anlamına geliyor. Bir bakıma Türk ve dünya tarihinde destan yazan o 44 yiğit insanın hatırasına bugün Toroslar'da görüşürüz adı altında bir konuyu sizlere açıklayacağım ve tarihe bir yolculuk yapacağız. İsterseniz bahsettiğim bu olayın hikayesini tarihi belgelerle size açıklamış olalım. Gürek Boğazı. Çukurova'yı Toros Dağları'ndan İç Anadolu'ya bağlayan tarihin belki de en önemli geçit yerlerinden bir tanesi. Adana üzerinden Çakıt Suyu Vadisi'ne giden kervan yolları, Toros geçitlerine geldiklerinde Gürek Kalesi eteğinde dağların da orta yerindeki derin bir vadiyi izler. Bu vadi kısa bir zaman sonra Tekir'e, oradan Pozantı'ya ulaşır ve daha sonra İç Anadolu'ya doğru uzayıp gider. İnsanlık tarihinin ta başından beri insanoğlu kervanlarla buradan gitti. Önemli ticari hareketler, ekonomik hareketler ve askeri hareketler bu yol üzerinde yaşandı. Büyük İskender Makedonya'dan kalkıp ordusuyla Asya'yı fethetmek için geldiğinde Gürek Boğazı'ndan hareket etti ve oradan geçti ve gitti. Büyük İskender'in ordusunun geçişi ne kadar önemliydi, heyecan vericiydi. Evet, biz o günleri şöyle bir hayal ediyoruz. İşte Gürek Boğazı'nın ve o geçit yerinin 19. yüzyıl sonlarındaki bir İngiliz ressam tarafından çizimi bu şekilde gerçekleşmiş. Solda görmüş olduğumuz o dağın üzerinde bir kale var ve kalenin de eteğinde bir dere kıyısında kervan yolu uzayıp gidiyor. Buradan deve kervanları, tüccarlar ve diğer ulaşım araçları gidebiliyor. Osmanlı'nın Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan, Adana'ya, Payas Körfezi'ne ve Halep'e bağlayan en önemli askeri yolu, ekonomik yolu, ticari yolu Gürek Boğazı'ydı ve Gürek Boğazı 1875 yılında bu şekilde bir gravürden çizildi. Dikkatle bakarsanız Gürek Boğazı'nın ne kadar önemli ve vahşi doğanın içerisinde oldukça ilginç bir yerde olduğunu anlayacaksınız. Gürek Boğazı'nı tutmayan bir devlet veyahut da askeri güç, Torosları, Çukurova'yı ve Orta Anadolu'ya geçişi mümkün kılamaz. O bakımdan bütün önemli tarihi olaylarda Çukurova'yı elde etmek isteyen bir dış güç veya ülke mutlaka Toros geçitleri ve Gürek Boğazı'na gelip buraya yerleşmeyi düşünmüşler. İşte Gürek Boğazı'nın görüntüsü bu şekilde çizilmiş. 1920 yılında bölgemizi işgal eden Fransız ordusu içerisindeki ressamlar, fotoğrafçılar bölgemizin doğal güzelliğini de çekiyorlar idi. Bir Fransız askeri fotoğrafçısının kamerasından değerli seyirciler, Toros Dağları'ndaki geçip giden o kervan yollarından giden bir grup deveyi bu şekilde fotoğrafa almış ve arşivine koymuş. Evet, az önce görmüş olduğumuz fotoğraf bize o günlerin gerçeğini anımsatıyor. Toros Dağları'ndan geçip giden bir deve kervanı bu şekilde görüntüye yansımış askeri ressam tarafından. Eğer bugün yolunuz Çukurova'dan Tekir'e doğru veyahut da Pozantı'ya giderse, otoyoldan Gürek Boğazı'nı geçtiğiniz yerde, o yüksek yerden arkaya dönüp baktığınızda Gürek geçidi bu şekilde fotoğrafa yansır. Otobanın sağ tarafında yüksek bir tepenin üzerinde kale var. Sol tarafında ormanlar ve yine bir kayalık ve tepelik yer vardır. Gürek Boğazı'nın güncel fotoğrafı bu şekilde çekilir. Tekir'e yaklaşırken denizciler Adana yönünden sağ tarafa baktığınızda yolun kıyısında tarihi bir binanın olduğunu göreceksiniz. Bu binanın etrafını otlar kaplamıştır, çalılar ve dikenler kaplamıştır. Yine dikkate bakarsanız orta yerdeki o tarihi binanın ön kısmında çöken bir yer var ve içerisi tavanları simsiyah. Burası bir han. Gürek Boğazı'ndan geçen kervanların bir müddet kaldığı ve sonra Tekir'e ve Pozantı'ya gittiği o kervan yolunun kıyısındaki bir handır bu. Bu handa Nisan 1920 tarihinde Abdurrahman isimli 18 yaşındaki Şıhlı köyünden bir delikanlı arkadaşlarıyla beraber hücuma geçti. Elindeki paçavrayı yakaraktan hanın içine attı. Oradaki düşman askerlerle kıyasıya boğuştu ve o çatışmada şehit düştü.
Şıhlı köyünden Abdurrahman'ın şehit düştüğü yanık hanın veya da yanmış hanın bugünkü görüntüsü böyle. Şimdi Adana'dan giderken Tekir'e doğru hemen Gürek Boğazı'nı geçtiğimizde yolun kıyısındaki eğer bu hana bu hikayeyi bildiğiniz zaman lütfen orada durun ve bir dua okuyun o kahramanın hatırasına. İşte fotoğrafımız o 18 yaşındaki Şıhlılı Abdurrahman'ın şehit düştüğü kervansarayı veyahut da hanın fotoğrafını bu şekilde tespit etmiş. 1920 yılında daha yakın bir zaman diyeceğimiz bir zaman diliminde Gürek Boğazı'ndan geçip giden karayolu veya da kervan yolunda kısmen düzeltmeler yapılmış ve oradan fayton arabaları gidiyor o stabilize toprak yoldan. Tabii kısa bir zaman sonra buradan kamyonlar da gidecektir Deniz Yaşar. Ama tabii zaman içerisinde buradan asfalt döşendi, pek çok araba gidebiliyor ve son zamanda otoban da yapıldı. İşte Gürek Boğazı'nın 1920'li yıllardaki fotoğrafı böyle. Faytonlar peş peşe gidiyorlar Gürek Boğazı'ndan Pozantı'ya doğru ve Anadolu içlerine doğru. Bu fotoğraf günümüzden yani yaklaşık 90 sene önceki Gürek Boğazı'nın durumunu bize hatırlatıyor. Ne kadar işlek bir yer ve önemli bir yer. Gürek Boğazı ve bölgesini, Toros geçitlerini, yani Torosları aşarak Adana'ya gelen tren yolunun geçiş güzergahının haritası bu şekilde çizilmiş. 1900'lerin başlarında Almanlar Osmanlı ile olan ekonomik ilişkilerini, askeri ilişkilerini Berlin'den İstanbul'a, oradan Konya'ya, Adana'ya ve daha da ilerideki Bağdat'a uzatmak için bir temir yolu hattıyla bütün imkanlarını kullandılar. Deutsche Bank'ta da Alman Bankası parayı ortaya koydu. Alman teknolojisi efendim çalıştı, işbirliği yaptılar. Anlaşmalar çerçevesinde o geçit vermeyen sadece kervanların geçtiği Toros geçitlerinde dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle tren yolu hattı yapımına karar verildi. Ulukışla'dan Pozantı'ya gelen efendim tren yolu Pozantı'ya itibaren o vadi içerisindeki Belemedik istasyonuna ve oradan da o 90 dereceyi bulan uçurum gibi derin vadiden hareketle Deniz Yaşar Hacı Kırı'na ve daha aşağıdaki Kelebek istasyonuna gelecek ve oradan da Tarsus'un doğusundan bir kavis izip Adana'ya ulaşacaktı. İşte Toros Dağları'ndaki o bahsettiğim demir yolunun geçeceği güzergahın belirlendiği tarihi bir harita bu şekilde çizildi ve arşivlere kondu. Burası Belemedik, Deniz Yaşar. 1900'lerin başı. Belemedik, dağların orta yerinde Çakıt suyunun geçtiği, muhteşem bir doğa manzarasının olduğu bir yer. 1910'lu yıllarda Belemedik'te çadır kamplar kuruldu, kulübeler inşa edildi, sonra bina yapımına geçildi. Belemedik askeri bir karargahtı. Tren yolu istasyonuydu ve Belemedik'in önündeki o toprak yoldan kervanlar geçiyordu. İşte o ünlü Toros geçitlerinin veya da tren yolunun en önemli merkezi olan veyahut da o vahşi doğanın geçtiği yerdeki Belemedik istasyonunun 1900'lerin başındaki oradan geçen kervanların fotoğrafını izliyorsunuz.